çekil. Kötü abi, kötü kötüdür yani bence. İnanılmaz. Roket atarla sıkıyorsun. Niye tek mermiyle öldürdün? Abi yani, bir adam devrilmiyor abi. O yüzden kötü pıt diyor. İyice saydırmak lazım. Bey, hoş geldiniz. Hoş şıksınız. Harikasınız. İnanılmaz karizma. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aşırı yıkılıyor abi. Güzel. Bütün senarist arkadaşlar burada. Mehtapçığım, sen de konuşulanları not al kızım. Tabii. Merhabalar. Şevket Bey, hoş geldiniz. Aysel. Çok hoş bulmadık. Çünkü ben bugün çok üzgün bir adamım. Ne oldu Şevket Bey? Neyiniz var? Madem sordun, direkt söyleyeyim. İbo, bizim şirketin adı ne İbo? Tutan işler yapım. Tutan işler yapım. Peki bizim diziler niye tutmuyor İbo? Mesut, Aysel, Bahadır, Mustafa, doktor, hemşire, Ceyhun, Tarzan, John, Şerif. Hı? Niye tutmuyor lan bizim diziler? Ya millet birinci bölümde bir tane pasta kesiyor. Ben üçüncü bölümü görsek kurban keseceğim ya. Reklam arasında yayından kaldırılan dizimiz var bizim. Geçen çocuklarla izleyeceğiz dizimizi. Kumandayı aldım, kanalı açtım. Daha kıçımı kanepeye koymak nasip olmadan dizi yayından kaldırdılar. Birinci bölümde sezon finali mi olur lan? Benim şu konuşmamdan daha kısa süren dizimiz var. Ya evet, o reklam arası kalkan proje benim damat. Bence harika bir projeydi ya. Süper oldu. Bence iyiydi yani, harikaydı. Öyle mi diyorsun? Mustafa, o diziyi yayınlayan kanalın sahibi Japon'du. Adam yayından sonra utancından hanakuni yaptı kendini. Bugün bu iş bitecek. Mehtap. Adam, Japon adam ne yapmış? Ne yaptığını o da bilmiyor. Adam hanakuni yapmış kendine. Harikiri yani. Öyle de diyebilirler. Sizin yörede ona. Çünkü o oradan bu tarafa gelirken değişikliğe uğruyor. Merzifon'da hanakuni bu. Merzifon'da çok daha farklı şeyler. Güzel. Buyurun. Aa, evet ya. O reklam arasında kalkan proje benimdi ama bence harika projeydi yani. Evet, evet. Çok iyi, iyi yani. Yani. Çok güzeldi, öyle mi? Süper, çok güzel, çok güzel. Mustafa, o diziyi yayınlayan kanalın sahibi Japon'du. Adam yayından sonra utancından kendini hanakuri yaptı. Adam kendini mocking parking yaptı, bitti. Adam gitti. Bu iş bugün burada bitecek. Mehtap. Efendim. Kızım, şu bizim dizilerimizi bir say bakalım Zeka Küpüm. Tabii efendim. Törem'in yazıldığı gün, muhteşem kandım, arka pavyonlar, kaslı ve terli, kiralık yengem. Ayrıca kara töre, kara kandım, kara pavyonlar, kara yengem, kara kaslılar. Yeter, yeter, yeter. Vallahi içim karardı, yeter, bu neymiş ya? Yengesiz, pavyonsuz, töresiz bir dizimiz yok mu bizim ya arkadaşlar? Bakın bugün kanala gittim. Son bir dizi projesi hakkımız kaldı. Bugün adamlarla el sıkıştık. Uyarı amaçlı beni bu hale getirdi bu adamlar. Evet, benim canımı yaktılar bugün bu adamlar. Bizim son şansımız bu. Bu acıyı unutmam. Ben bugün burada duracağım başınızda. Siz yazacaksınız. Ben burada bu şekilde böyle duracağım. Peki Şevket Bey, hayalinizdeki proje tam olarak nasıl? Hayır, siz isteyin, bizler türetelim. Ya arkadaşlar, benim istediğim şey çok basit ya. Yani bizden bir hikaye olsun. Ne bileyim, çok böyle samimi bir hikaye olsun. Misal bir mahalle olsun. Mahallenin bir bakkalı olsun. Bakkalın adı Cemil olsun. Cemil'in tatlış hayatını anlatalım biz. Süper! Süper, harika bir fikir bu. Bayıldım ben buna şu an. Çok zekice, çok zekice yürür. Aynen ya, bak ben yükseldim buna ha. Yani ben, tamam, ben okeyim. Bu iş net tutar, bak 5 yıl. Direkt taksidi krediye girin yani, direkt. Nete düşsün. Ve benim tam içinde olmak isteyeceğim bir proje. Şevket Bey, emin olun yılın projesi olacak. Vallahi mi ya, tutar mı diyorsunuz? Çok güzel o zaman. Nereden başlayalım? Nasıl yazalım? Aysel, Mustafa, Mesut, nereden, nasıl yapalım bu işi? Şöyle. Bak, türettirin. Tamam, buldum. Şevket Bey, izin verin arkadaşlar.
Akıyor, akıyor, bana akıyor. Bir izin ver, anlatayım ben. Ben oturuyorum bak, geliyor, bir şeyler geliyor şu an. Hadi İbo, hadi ver yansın. Hadi, bak. Hadi bakalım. Şimdi bakın, bir mahallemiz var. Sıcak, güzel bir mahalle. Bizden evet. Bir mahalle, Şevket evet. Bey'in anlattığı gibi. Evet. Ve bir bakkalımız var, kahramanımız Bakkal Cemil. Evet. Bakkal Cemil, sabahleyin evinden, sıcacık yuvasından, eşinin yanından böyle ayrılıyor, dükkanını açmak için yola çıkıyor. Bakkal dükkanı açacak, günün ilk ışıklarında ve detay görürüz, elinde ne var? Dumanın üstünde güzel, sıcak bir sefer tazı. Ya çok güzel ya. Aradığım samimiyet, aferin çok güzel gibi, çok güzel. Buyur. Bakın, samimiymiş ama şiveliymiş. Şiveli samimiymiş. Öyle böyle değil yani. Şive. Karadenizli gibi hafif de Adanamsıymış. Evet. Yöre enteresan oldu. Ama olsun, şiveli olması güzel. Şive gözü bizden olur. Tabii. Şive bizden olur, çok güzel. Ne yapıyormuş şimdi bu Cemil? Yöresine, toprağına saygılı biriymiş değil mi? Bağlı biriymiş. Tabii tabii. Bunun hatta babası köyde ağaymış. Ha. Kan davasında da ölmüş. Biliyorsun. Ama Cemil böyle pis işlere karışmıyormuş değil mi? Çok tantışmış o. Çok tontişmiş Cemil değil mi? Gün ağrırken dükkanın önündeki ekmek kasalarını dükkanına alıyormuş değil mi? Tabii tabii. Hatta o kasayı kaldırırken güneş bedenine vurur. Kaslı vücudu terlemiş, serseri, saçlarını savuruyor. Cemil tontişti. Tabii tabii. Kaslı mı oldu? Aynen. Hatta Cemil için ben direkt Kerem'i düşünüyorum, Bursin. Hah. Kerem terlemiş, vücut taş. Kerem, Bursin! Kerem! Kerem! İnternete düşsün, vallahi hemen izlerim. Kerem arıyorum ben. Beni sever o, kabul eder bu işi. Meşgule verdi. Arar o beni, arar. Ona takılmayalım. Ona şey yapmayız, takılmayalım. Soğutmayalım. Soğutmayalım, devam edelim. Evet, bizden bir şeyler. Nasıl olsun? Türettirin, türettirin, türettirin. Aa, bakın. Şimdi Cemil gofretleri raflara dizerken odana bam! Ha. İçeri bir kadın girer. Ha. Kim o kadın? Kim? Oo, Cemil'in yengesi. Yengesi! Cemil yengesiyle göz göze gelir ve o anda büyük bir yasak aşk başlar. Başlamaz, başlamaz. Başlamaz ya. Cemil yanmaz öyle şeyler. O işlerin adamı değildir Cemil. Ha. Yasak aşkı öğrenen amcası Cemil'i vurur, yenge pavyona düşer. Final. Final, bravo. Çok iyi ya. Budur abi. Budur abi. Adı... Karışma, bozma, budur. Adı da... Kara Cemil olsun. Süper. Konuşalım mı? Çok iyi. Şevket Bey. Neden ağlıyorsunuz? Ne yaptınız Cemil'ime ya? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz adiler ya? Tatlı işti o, tontişti o. Bizdendi o ya. Şevket Bey, siz yengenin pavyona düşmesini mi istemiyorsunuz? Hı? Ya evet istemiyorum. Kadın durup dururken niye pavyona düşsün ya? Hı. Ama batağa düşmesi iyi fikir. Bataktan çıkmak için bir kozu olsun. Ama kozu ne olsun? Kozu maça olsun. 13 alsın, eli çizsin. Ya yok, pavyon yok, düşmek yok, batak yok. İstemiyorum ya. Niye inat ediyorsunuz arkadaşlar? Hı. Efendim, bunun aynısının tıpkısı benim görümcemin başına geldi. Ama bakkal değil, kasap da oradaki. Ya. Kasap. Kasap. Mehtap. Efendim. Seni kovmak istiyorum ama zaten bedava çalışıyorsun. Stajyersin. Bana bakın lan, yazar kasalar. Bugün bu iş burada bitecek. Bana yeni ama bizden bir şeyler lazım. Yeni ve bizden. Bunu yazacaksınız, tamam mı? Arkadaşlar, Şevket Bey haklı. Evet arkadaşlar, yani silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Lütfen toparlanalım. Şevket Bey merak etme. Yeni bir şey bulacağız ve siz çok... Nasıl ya? Ya ha. Hadi bakalım, vallahi ne olur bana yeni bir şeyler yazın. Yazacak mısınız? Yazacağız bana? Şevket Bey, ne demek hadi ya? Kendimizi yenilemezsek gerçekten bu piyasadan silinir gideriz biz ya. Haklısınız arkadaşlar, sonuçta değişmeyen tek şey... Hakan Peker! Gaza geldik, çok güzel. Çok güzel, bu şekilde devam edelim. Sormuyorum, çok... Türettirin, türettirin, türettirin siz. Çok güzel. Ay yaratım sancısı. Ah. Süreç. Mehtap, ne yapıyorlar bunlar yavrum, korkuyorum. Galiba düşünüyorlar efendim. Kızım, bunlar düşünürken ıhınıyorlarsa... yazarken ne yapıyorlardı? Uzaylılar! Hani lan nerede? Hop, hop, hop! Hayır. Fikir geldi. Uzaylılarla ilgili. Lütfen oturun. İzin verirseniz anlatayım. Akıyor çünkü şu an bana akıyor. Şimdi, sıcacık güzel bir mahallemiz var. Ay! Ve bakkalımız Cemil. Elinde sefer tası. Çok güzel. Fakat aynı anda, aynı esnada
uzaylılar dünyayı ele geçirmek için Çorum'a inerler. Uzaylılar Çorum'a iniyorlar. Çorum'a. Vallahi olabilir. Güzel. Güzel, çok güzel. Yani hep New York'a inecek değiller ya. Bizden yani, bizden sıcak olsun. Türettirin, türettirin. Fakat uzaylıların bilmediği bir şey var. Uzaylıların bilmediği bir şey var. Çorum çoktan ele geçirilmiş. Aa. Kim tarafından? Çorum düşmüş. Nereden? Zombiler tarafından. Zombiler. Zombiler. Çorum'da zombiler tarafından. Zombiler Çorum'da. Zombiler. Zombiler. Bizim. Zombi. Bizim. Hiç ikna olmuyor. Bence vazgeçin. Bence anlatarak olabilir. Zombiler tarafından. Zombiler Çorum'da. Çok aynen. Güzel olabilir. Tamam buna da kabul lan. Bu da olabilir. Yani sürekli Amerikalılar mı hortlayacak? Biraz da Çorumlular hortlasın. Sen, Aysel Lutan. En azından farklı. Vallahi bu sefer olacak gibi. Vallahi güzel, çok güzel. Aferin. Türettir yavrum. Türettir, sen güzel biliyorsun. Evet. Fakat, not al bu fikirler uçmasın çünkü çok önemli. Zombiler ele geçirmiş. Fakat Çorum'dan kalkan bir uzay mekiği ta Cemil'in dükkanına giriyor. Cemil'in kafasına çarpıyor mekik. Cemil'in hafızası kayboluyor. Hafızası kayboluyor bir uzaylı şiveli. Şiveli diyor ki, uy haçan. Ne yapayım, ne yapayım? Da diyor mesela. Ya bence fena fikir. Yani bence fena fikir değildi. Yazalım, yazalım. Bunun üzerine uzaylılar kan davasından kaçıyorlar. Töresi bassın. Çocuk Gökhan Töre. Selebriti. Kaslı. Kaslarıyla uzay mekiğinden iniyor. Serseri terlemiş. Töre! Gökhan Töre! Ben direkt hedef kitle ya. Arıyorum Gökhan'ı arıyorum. Dur. Beni sever o. Çekmiyor. Çeksin beni kesin arar. Ah, uzaylıları gören Cemil şok. Hemen sefer tasını kapıp koşmaya başlıyor. Odanı bir kapı çıkıyor karşısına. Tak 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 tak. Kim açıyor kapıyı? Kim? Yengesi. İşte bu abi. Şevket abi karışma çok iyi. Cemil'im. Cemil'im coştu bunlar Cemil'im. Cemil'im yengeni de al kaç kurtar geldi Cemil'im. Cemil kaçamıyor. Uzaylılar yengeyi vuruyor, Cemil pavyona düşüyor final. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Beş. Allah sizi kahretsin ya. Allah sizi kahretsin lan. Lan o uzaylı düştü sizin kafanıza lan. Lan bu neymiş ya? Uranyum mu içtiniz oğlum siz ya? Yok uzaylı oradan geliyormuş, Çorum'a düşüyorlarmış. New Yorklular gelmişler, Amasya'da şey arıyorlar. Defne yengesi pavyonda orada dürtmüşler. Ne? Nasıl bir şey bu ya? Allah'ım ya Rabbim onun kan davası var. Ama Şevket Bey hak bunu istiyor. Ya dur kızım şunu o sen biraz ya. Bırak ya. Ya Şevket Bey aslında Cemil'in amcası robot olsun. Allah belamı versin sen de sus. Ne robot amcası robot oldu bunun da ya. Ya istemiyorum bırak vazgeçtim ya. Bu ne? Neyi bırak ya. Bırak vazgeç. Şey yapın bana ya. Aksiyon filmi yapın. Aksiyon dizisi yapın ya. Şöyle sürükleyici sert vurucu bir şey olsun ya. Adamlar işsiz adamlar iş bekliyor benden ya. Ah tam benim kalemim bu. Ama sen kalemini benden uzak tut. Buldum. Harika bir aksiyon hikayesi fikrim var lütfen. Akıyor şu an. Hah, umutsuzum ama dinliyorum İbo. Evet. Şimdi bir ajanımız var. Evet. Bakkal Cemil ama aslında ajanmış. Bakkal susu verdirmiş kendisine. Ve Amerikalı bir casusun peşinde. Sen buraya kadar. Evet çok güzel. Pekala Amerikalı casusun peşindeyken Cemil'in kafasına jet ski çarpıyor. Hafıza pof. Aha yine gitti hafıza. Ve çarpan şey, o da şiveli. Aslında Karadenizli ama yöre Ege. Casus karşısına çıkınca diyor ki, hey sen ne yapıverirsen bakem diyor. Sonra casus da diyor ki, hele casus gel buraya beri bakem diyor. Olsun, güzel deneme ama adam tanıdık. Töre gereği berder yapıyorlar. Berder. Berder yapıyorlar. Adam adama berber yapıyorlar. Vallahi çok güzel ya. Buyur, çok güzel. Evet, Aysel kızım, sen de yardır bir şeyler.
Başrol Burak. Ha, Özçivit. Bıyıklı hali. Kaslarıyla Berdel'den kaçarken terlemiş. Evet, çok güzel terle geldi. Burak'ı arıyorum izninizle. Burak! Ne haber abi? İbrahim ben, yazar olan. Affedersiniz hanımefendi. Numarasını değiştirmiş ama arar o beni. Evet Mesut. Birer yenge alır mıyız? Cemil, Sahra Çölü'nde gezerken bir anda bir bakıyor, o da ne? Kutup ayısıyla yengesi göz göze gelmiş. Yasak bir aşk yaşıyor. Oğlum, senin o amcan buraya gelecek. Ben senin o amcanla bir konuşacağım. Kutup ayısı, bahtsız bedeviyi vurun. Cemil ve yenge pavyona düşer final. Bravo. Evet. Bravo. Bu ya. Bayıldım ya, bayıldım. Ne tedüssün, anında izlerim. Ah, kuş kafanı da yorum yaptı. Vallahi yıldım lan sizden. Yıldım ya, aha şuracığa yıldım ya. Şevket Bey, tansiyonunuz düştüyse aşağıdaki büfeden size bir yengen söyleyeyim. Hala yengen diyor ya, hala yengen diyor. Sen nasıl bir... Lan suratınıza baktıkça sizden nefret ediyorum arkadaşlar ya. Biri töreye takmış, birinin topu pavyona kaçmış. Birinin yengesiyle sorunu var. Nasıl bir işmiş bu ya? Şevket Bey, az önce de söylediğim gibi halk bunu istiyor. Ya halk bunu istemiyor kardeşim, halk bunu istemiyor ya. Halk niye bunu istesin? Kamu spotları bizim dizilerden daha fazla izleniyor ya. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Kamu spotu çekeceğiz. Yeşilliğin, doğanın güzelliğini anlatacağız. Harika, aklıma süper fikir geldi. Cemil elinde sefertası, dükkanını açmak için ormanda yürümektedir. Ve ağaç şivelidir ya. Ağaç şiveli. Bu arada Cemil, kavak ağaçlarıyla çam ağaçları arasındaki kan davasının ortasında kalmış. Ormancı gelir, kaslı! Ormancıyı arıyorum ben, ormancıyı arıyorum. Oo, laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı. Ah. Ve yeşilliklerin arasından yengesi çıkar. Süper, yenge çıkar. Ormancı, yenge, Cemil hep beraber ormanda pavyona düşerler. Tamam. İşte bu. Şevket Bey, nasıl buldunuz? Şevket abi, bu... Şevket Bey. Şevket Bey'i arıyorum. Şevket Bey? Şevket Bey çok pis küfrediyor. Yapın silahı!